Özel bir konuğum var. Kendisini Sümerolog, Hititolog, yazar, araştırmacı, muhteşem kadın, tarihçi, yaşayan tarih, Bilge Çınar ama en çok da namı diğer muazzam Muazzez olarak bildiğimiz Muazzez İlmiye Çığ ile birlikteyiz. Ve hemen karşımızda Muazzez teyzem. Hoş geldiniz. Hoş bulduk canım. Ne mutlu bana. Senin yine misafir oldum. Ben de çok mutlu oldum Muazzez teyzeciğim. Bu sene gelemedim Mersin'e. Her doğum gününüzde yanında oluyorum. Ama koronadan dolayı gelemedim. Kusura bakmayın. Estağfurullah. Ne yapalım şekerim. Kabul etmiyorlar Mersin'e. Gelmeye kalksam beteri sokmayacaklardı. Onun için iyi oldu, niyet etmedin. Peki. İnşallah geçecek bu günlerde ama biz hedefli söyleşilerde yine sizin doğum gününüzde beraberiz. Öncelikle doğum gününüz kutlu olsun Muazzez İlmiye Çığ. Çok teşekkürler. Darısı senin başına inşallah. Uzun, sağlıklı, mutlu ve benim gibi başarılı olarak yaşa. İnşallah. Ne güzel bir temenni bunu sizden duymak. Muazzez teyzeciğim, bugün neredeyse bütün Türkiye sizin doğum gününüzü kutladı. Ben size yönelik bu sevgi selini gördükçe o kadar mutlu oluyorum ki. Çünkü size gösterilen sevgi, ilgi bir anlamda Cumhuriyet nesline sahip çıkma anlamını da taşıyor. Ben öyle düşünüyorum. Aynen. Ben de öyle diyorum. Bu bana gösterilen şey tamamıyla Cumhuriyet'e yapılan bu yakın ilgi ve sevgi. Bu beni çok mutlu ediyor, biliyor musun? Çok hakikaten memleketimizde büyük bir şey var. Alt dalga. Yani Atatürk dalgası bence. Çok güzel şeyler olacak inşallah. İnşallah. Hemen buradan hareketle sondan başlayalım. Çok güzel olacak her şey dediniz. Nasıl bir öngörüyle bakıyorsunuz geleceğe? 100 yılı aşkın bir tecrübe ışığında neler öngörüyorsunuz Türkiye'nin yakın geleceğine dair? Şimdi şekerim, büyük dalgalar oldu. Tabii ki bu olacak. Büyük, çok büyük bir devrim geçirdik. Böyle devrimler başka yerlerde büyük kan dökülmelerle oldu. Biz bir kan dökme yapmadık. Ama bunun acısı var. Bazı şeylerde, bazı yani camiada hala şey demiyorlar, hazmedemeyen camia var. Yani Atatürk'ün şeyini hazmedemeyenler var. Bunu mecburi hoş göreceğiz. Bugüne kadar geldik. Ama bugün ben görüyorum ki devrimimizin en yüksek çağındayız. Sen biliyor musun bunu? Ben devrimimizin en yüksek. Neden dersen. Bugün kadınla başladığımız zaman devrime, kadınlar okumadan, yazmadan hiç haberi yoktu. Çarşaflı bir yaratıktı. 80 yılda kadınlarımız her türlü alanda ödüller alarak yükseldiler. Bu çok önemli. Biliyor musun şeyin neydi onun ismi? Rönesans, Avrupa'nın yaptığı Rönesans, 400 senelik Rönesans'ı biz 80 yılda yaptık kızım. Evet. 80 yılda Avrupa kadınları da kapalıydı 16. yüzyılda. Ancak onlar da son yıllarda açılabilip ancak şey yaptılar. Ama bizim şu 80 yıldaki başarılı kadınlarımıza ben şaşkına dönüyorum. Evet. Hakikaten bir yer birçok alanda, sporda, filmde, sanatta, her müzikte, her yerde başarılı kadınlarımız var.
Yani dış memleketlerde ödül alan kadınlarımız var. Bu bakımdan çok mutluyum. Evet. Özellikle altını çizelim. Aslında sizin başını örtme, başını kapama, bunları sembolik olarak değerlendiriyorsunuz. Önemli olan kadının özgür olması diyorsunuz. Bir kadın özgürse o toplum o kadar ileriye gider diyorsunuz. Onu hiç anlayamadım. Bir toplumda kadınlar ne kadar özgürse o toplum o kadar ileriye gider diyorsunuz. Aynen. Kadınlar ne kadar yalnız özgür değil, kültürlü olursa, kültür yaparlarsa o zaman ileriye gider. Yalnız bir cemiyet biliyorsun kadın ve erkekten ibaret. Eğer bir tarafı yükselir, bir tarafı yükselmezse bu iş olmaz. Atatürk'ün dediği gibi iki tarafın da yükselmesi lazım. Bu bakımdan bugün yani pek çok alanda oldu bu. Yarın öbür gün daha çok olacak. Yani bu başını örten yok bilmem ne yapan kadınların da hepsi aynı hizaya gelecekler. Kendiliklerinden. Evet. Şimdi tabii şöyle bakmak lazım. Özgürlük, inanç özgürlüğü bunlar çok önemli kriterler ama zorlamayla olmadığı sürece anlamlı. Zorlamaya karşısınız. Yoksa tamamıyla karşıyım. Zorlamaya karşıyım. Ondan sonra da dini, her milletin din var. Dinimizi güzel öğretirlerse ahlaki tarafını olabilir. Ama dini maalesef yozdurdular. Bu yüzden dinden çıkanlar oldu. Pek çok. Yani çocuklar çıkıyor cidden. Onun için Atatürk bir Diyanet işleri kurdu ki bu eski zamandaki dini böyle hurafalara yani uydurmalara koyanların temizlenmesini temizlesinler diye. Ama ne yazık ki bu burada yeni olanlar bunlardan beter oldu. Bilmiyorum nedense ama bunlar da düzelecek. Mecburi. Evet. Çünkü o yeni yetişen çocuklar uyanıyorlar şekerim. Yeni yetişen çocuklar uyanıyorlar. Uyandıkça etraflarına baktıkça neyin doğru, neyin yanlış olduğunu anlıyorlar. Anlamayan belki birkaç var olacak. Bu da tabii şey. Kabul etmemiz lazım. Evet. Sevgili Muazzez teyzeciğim, şimdi size biz günlerce, haftalarca röportaj yaptık. Birçok konu var sizinle konuştuğum. Tabii bu sınırlı yayında bunların çoğuna değinemeyeceğim. Ama şuna bir kez daha vurgu yapmakta fayda olduğuna inanıyorum. Dinler dediniz. Sizin pek çok Sümerlerle ilgili, Hititlerle ilgili, eski medeniyetlerle ilgili birçok kitabınız, araştırmanız var. Ama özellikle semavi dinler yani Musevilik, Hristiyanlık ve İslamiyetle ilgili bu dinlerin kutsal kitaplarının içindeki birçok anlatının, unsurun ta Sümerlere kadar dayandığını ortaya koyan çalışmalarınız var. Evet. Bu dünya çapında bir çalışma aslında. Evet. Bunu insanlar okudukça neyin idrakına varır sizce? Neyi sorgular? Vallahi okudukça bu dil kitaplarında doğru yazılmadığını yahut da bir başka bir yerlerden alındığını görecekler. Yani Tanrı sözü olmadığını böyle başkalarının mitolojisinden devralındığını fark edecekler. Yani tamamıyla böyle. Peki bu çalışmalarınız aslında yabancı dile de çevrilse belki dünyada da yankı uyandıracak unsurlar değil mi? Hem de nasıl? Şimdi ben sana söyleyeyim.
şeyde bazı yani dış kaynaklarda bazı şeyler var ufak tefek vardı değinen. Ama ben onları görünce dedim ki bakayım işte Sümer'de daha nelere değindi diye ve biliyorsun kitabı çıkardım. Tevrat, Kur'an ve İncil'deki Sümer kökeni diye çıkardım. Çok yani enteresan tabii. Ben bir dostum var Amerika'da şeyci. Neydi onun ismi? Profesör kendisi. Coğrafya profesörü. Erkek. Onun bu kitabın yani benim bu kitabın İngilizcesini bir şey yaptırdı. Kurum yaptırdı. O İngilizcenin bir şeyini gönderdim OB'ye. Aldıktan sonra bana mektup yazıyor. Maziz diyor. Bu ne muazzam kitap yahu diyor. Şaşırdım kaldım ben diyor. Bunlar böyle bilmiyorduk diyor. Ben sınıfta okutmaya başladım. Ben coğrafya hocasıyım diyor. Onun sınıfta okutmaya başladım. Hakikaten şey. Fakat belki de çekiliyorlar. Evet. İş etmekten. Belki de çekiliyorlar. Çünkü bu kitabın yazdıkları daha net ve daha yaygın ortaya çıksa, daha fazla insan tarafından okunsa bir şeyler sorgulanır. Ve belki dinler tarihinin yeniden yazılması gerekecek. Her şey yeniden yazılması lazım. Birçok şeyler değişecek. Bu yüzden pek herhalde yazmak istemiyorlar. Nasıl ki Sümerleri de şimdi pek yazmak istemiyorlar. Sebebi Sümerlerin kültürü ortaya çıkıncaya kadar daha önceden her şey Yunan'daydı. Yunanlı, Yunanlar, Yunanlar. E şimdi Sümerler çıkınca bunu nasıl değiştireceğiz? Bütün kitaplarımız Yunan üzerinde diyor. Ve onu Sümer'i ortaya koymuyorlar. Bizdeki gibi hiçbir yerde Sümer bilinmiyor dış memleketlerde. Evet, yani medeniyet batıda Yunan'la başlamıyor. Aslında Mezopotamya'da Sümer'le. Sümer'le başlıyor ve Sümerlerin de şimdi iki kişi olarak biz Sümerlerin kültürlerinin, dillerinin tamamıyla eski Türklere bağlandığını kanıtladık. İki kişi. Bir konuyu iki kişi aynı şekilde söylerse o konu doğru sayılır. Anlatabildim mi? Yani gerek bir diğer arkadaş Sümerlerin 5000 yıllık şey bağları diye bir kitap yazdı. Sümerlerin kültür, Türklerle kültür bağları diye. Ben de aynı şeyi ondan bazı şeyler aldım fakat ona ilaveten çok yenileri koydum. Böylece ben de dedim yani Sümerler Türklerin bir koludur. Böylece ikimizin biri oldu. Bu artık kabul edilmesi lazım. Hı hı. Ama bizim bu yazdığımız gerek arkadaşın gerek benim dış memleketlere gitmesi için yeni gençlerin bunun üzerinde çalışması lazım. Bunları şeylere, neydi onun ismi, kongrelere sunması lazım. O birçok makaleler yazması, diş şeyle, yabancı dille falan lazım. Ama kimse bunu yapamıyor. Bizim belki kitaplarda kalın. Şimdi belki bundan sonra yapar, bunun altını çizelim. Sümerlerin bu bağlantıyı kurmanızın nedeni Sümerce'nin Ural Altay dil familyasından geliyor olması, değil mi? Evet. Türk dili Türk kökenli olduğunu gösteriyor. Dileriz bu konuda gençlerden araştırma yapanlar çıkar ve bu bağlantı ne kadar doğru, ne kadar bilimsel olduğu farklı örneklerle ortaya konarak belki de dünya çapında makalelere, evet, araştırmalara imza atılabilir. Yani potansiyeli, evet, olan bir konu diyelim. Şimdi, evet,
Tarih Sümer'le başlar dedik. Çünkü yazıyı Sümerler buldu ki başka birçok tabii Sümer medeniyetinin ortaya koyduğu muhteşem gelişmeler ve özellikler var medeniyetlerine dair. Mesela bir tanesi kadın erkek eşitliği. İşte siz bütün bunları kitaplarda yapıyorsunuz. Yani daha o zaman da bir kadın erkek eşitliği meselesi Sümerler'de var. Başka birkaç çarpıcı şeyi yine burada tekrar etmek gerekirse neler söyleyebiliriz? Sümerler neden bu kadar önemli? Şekerim, evvela yazıyı bulmaları. Ve yazıyı bulmak kafi değil. Yazıyı öğretmek için okullar açmaları. Evet. Ondan sonra bu okullardan sonra yazdıkları şey ellerinde olan bildiklerini yazıya geçirmeleri ve arşivler kurmaları, kütüphaneler yapmaları. Bu da çok önemli. Düşün, mesela bir mevzu, bir şey kurul yapıyor, yazıyor. Ondan sonra o konuyu, yazılan o konuyu 50 nüsha yapıp diğer şehirlerin kütüphanelerine gönderiyorlar. Bu ne kadar muazzam bir şey ya. Evet. Yani 5000 yıl öncesinden bahsediyoruz. Evet, çok önemli. Onun için hakikaten muazzam bir millet. Bu bakayım şey, silsileyi kaybettim galiba. Şeyde yani bunu anlatırken, Sümerleri anlatırken ben bir şey vardı onu. Silsileyi kaybettim ilk defa, biliyor musun? O kadarcık olur. Evet, halkın bir kısmını kaybediverdim. Hiç yapmadığım şey. Yani yazılar, ondan sonra araştırmalar, matematik hesaplamaları, kanunlar, gümrük vergileri, ticaret. Her şey. Evet, düşün 2000, bundan 4500 sene önce kanun yapmışlar. O hukuk, muazzam hukuk var. Sonra düşün, evlilikler ille şeyle olacak. Ya hakim huzuruna gidecek, belgelerle yapılacak. Mesela evlenecekler, bir hakim huzuruna gidiyorlar. Neler istiyorlar evlenmekte? Bunları götürüyorlar. Orada resmen bir kağıt, yani antlaşma yapılıyor. Böylece evlilik kabul ediliyor. Düşünebiliyor musun? Atatürk zamanına kadar bizde böyle bir şey yoktu. Hmm. Çünkü ayrıldı, boşadım diyordu. Erkek gidiyordu. Kadının hiçbir hakkı yoktu. Halbuki Sümer'de bu antlaşma dolayısıyla kadının ne isteyeceği, ne verilmesi lazım geldiği yazılı. Bunları veriyorlar. Tatminatı yapıyor. Evet. Bu çok önemli. Evet. Yani öyle kat git diyemiyor adam kadında. Evet. Evet. Çok önemli. Sonra tek eş var. Ancak bir kadın alabiliyor. Eğer adamın, kadının kadınlık yapacak bazı şeyleri varsa, mahsuru varsa, o zaman kadının rızasıyla bir başka kadın kocasını alabiliyor. Böyle bir metin çıktıydı şeyde, hiç onu unutmam. Bizim bu arşivde burada bir kadın şey diyor mahkemede, ben diyor falan kadını, adını veriyor, kendime kardeş, kocama eş olarak alıyorum. Şayet kocam beni boşamaya kalkarsa bunu da alıp götüreceğim. Kadının kuvvetine bak sen. Görüyor musun? Böyle bir mukabele yapıyor. O da bizim elimize geçti. Hiç unutmuyorum. Evet, çok ilginç. O zaman da yazılmış aşk var, kıskançlık var, nispetme var, değil mi? Hatta genç nesli eleştirme var. Yani duygular aslında değişmiyor, değil mi Muazzez teyze? Efendim, hiçbir zaman değişmemiş ya. Hakikaten o zamandan bu zamana değişmemiş duygular. Ben mesela şey diyordum, hani vaktiyle
gençken ki olan duygular yaşlanınca değişir falan diye düşünüyordum. O da değişmiyor. Değişmediğine göre şimdi bakıyorum, şeyde de öyle, tarihte de öyle. Bütün insan duygusu orada da öyle. Ondan sonra bugün de aynı vaziyette. Kıskançlık var. Mesela bir kadın kocası başka şey yapmış, kadın almış, kıskanmış. Bu onun bir yazısı var, kıskanç kadın şiiri diye. Yani öyle şeyler var hakikaten. Çok çok muhteşem. Bir de şeyi hatırlıyorum, yine kitabımızda da bahsettik. Bu genç nesil de ahlakı çok bozuldu diye sitemde bulunan birilerinin yazısı var değil mi? Tabletlerden bir tanesinde. Evet, öyle. Bari şey, ahlak bozuldu. Artık şey yapmak lazım, düzeltmek lazım diye. O da var. Evet, evet. Yani 5000 yıl öncesinde de insan yine insan, yine aşk var, yine nispet etme var, kıskançlık var. Aynen. Yine şikayet etme var. Evet. Şimdi kitabımı diyorum. Bugün doğum gününüz vesilesiyle muazzam Muazzez'in, evet, size yeni ve zenginleştirilmiş, evet, basımını yetiştirdik. Bu çok hafta güzel. Çok teşekkürler. Çok bu hafta bunun resmi çok güzel daha. Ay çok bunun teşekkür ederim. Kısmı daha güzel. Evet, sevdiğinize, beğendiğinize çok çok mutlu oldum Muazzez teyzeyle. Evet, çok İnşallah güzel. İnşallah okuyucusu da çok bol olur. Sizi daha geniş kitleler tanısın istiyorum. Eserlerinizde, kitaplarınızda, çünkü çok değerlisiniz. Şimdi Sümerler dedik. Buradan hareketle bir de Hititlere bakalım. Çünkü siz Hititçe, Akatça, Sümerce bütün bu dilleri okuyarak bu tabletleri deşifre ettiniz, sınıflandırdınız. Hititlerin de ayrı bir önemi var. Kısaca ona da değinelim. Çünkü Hititler bu coğrafyada Anadolu'daki ilk krallık değil mi? İlk devlet aslında. Evet, büyük bir devlet. Yani bayağı Anadolu'yu işgal eden 500 yıl Anadolu'da hüküm süren bir devlet. Ve yazıları Sümerlerin yazısını almışlar. Onlar kendi dillerine o yazıyla yazmayı becermişler. Ve kütüphaneler yapmışlar. Yazılar, şeyler, neydi onun ismi, günlükler yazmış krallar. Günlük yazan krallar var. Ondan sonra hayatı bildiren çeşitli yazılar yazmışlar. Bu çok önemli. Yani Hititler çok önemli. Ama ne yazık ki ben üzüldüğüm şu, Hititoloji üzerinde çalışan, şimdi çalışanlar böyle halka dönük kitaplar maalesef yazmıyorlar. Benim bir arkadaş var, o Hititoloji yaptı İstanbul'da, kısa bir devre, 2 sene galiba arkeoloji bitirdi. O 2 güzel kitap yazdı. Bir, iki kral, Sümer kralı, Hitit kralı Şüpülüma ve onun oğlu Muşiri. Onların hayatları hakkında 2 çok güzel kitap. Ama işte daha böyle halka dönük olabilseydi diye ben şey diyorum. O şimdi çalışıyor. Böyle halka dönük yazmaya çalışıyor arkadaş. Makaleler yazmaya çalışıyor. Yani böyle maalesef Hititolojide profesör olanlar böyle bir şeyler yapmıyorlar. Halbuki muazzam bir şey bulundu. Yeni şehir bulundu. Şapinova diye. Bu şehirde birçok belge bulundu. Ya ne yazıyor bu belgelerde? Herhalde okuyamaz. Yani insan bir parçalık yazar ve halka bunları anlatması lazım. Çünkü bu bölümlere dünya kadar para gidiyor. Halktan gidiyor bu paralar. Onun için yani bunları bildirmemiz lazım. Çok önemli. Evet. Sizin biraz da
farkınız sadece bu eski medeniyetleri araştırmak, okumak, tabletleri deşifre edip, tasnif edip bunlardan yayınlar çıkartmak değil, bilimsel makaleleriniz ve kitaplarınız olduğu kadar halkın anlayabileceği, hatta çocukların bile severek okuyabileceği kitaplara dönüştürüp tarihi popüler, evet, sevilir kılmanız. Evet, o çok önemli. Bilmem sen hatırlıyor musun? Carl Sagan var bu, evet, uzay için. Evet. Carl Sagan böyle son zamanlarda halka dönük bazı şeyler yazıyordu. Bunu tenkit ediyorlardı. Evet. Bazı şeylerde. Ben çok bunu merak ediyordum. Acaba bu tenkit doğru mu değil mi? Sonra enteresan bir yolculukta yanımda bir baktım, bir bey böyle şeyler, rakamlar falan yazıyor. Bu adam herhalde dedim bilimci adamı. Ben laf etmeden duramam. Adama laf attım. O konuşmaya başladık. Meğer Hollanda'ya kongreye giden bir şeymiş, bilim adamı. Ondan sonra onunla konuşurken dedim böyle böyle. Carl Sagan halka dönük şeyi yaptıklarını tenkit edenler var. Ne dersiniz diye adama. Adam dedi ki biz dedi, bizim için dedi, Kaliforniya'da büyük bir enstitü var dedi. Çok büyük bir enstitü. Ve bu enstitü dedi şeyi dedi, parası halktan çıkıyor dedi. Biz dedi halka yaptığımız şeyleri vermezsek, göstermezsek çok ayıp olur dedi. Halkın bilmesi lazım. Ne yapıyoruz? Onların paraları behude yere gitmediğini göstermemiz lazım. Onun için Carl Sagan'ın yaptığı en doğru bir iş dedi. Evet. Bunu hiç unutmuyorum. Hakikaten yani bilimin halka dönük olması bu defa halkın bilime karşı bir ilgisini ortaya koyuyor. Sahiplenmesini, merak etmesini, değil mi? Devam etmesini mümkün, evet, kılıyor. Hem de parasının ya havaya gitmediğini, bir işler yapıldığını halkta görmüş oluyor. Şimdi ben de öyle, dünya kadar para gitti bize ama hiçbir şey yapmasak şeydir de, şimdi bu kadar kitap yazdık, yaptığı bütün şeyler ortaya çıktı. Çok güzel oldu tabii. Evet. Şimdi tarihi sevmek çok önemli. Özellikle Türkiye gibi bir coğrafyada yaşayıp da tarihi bilmemek ve sevmemek gerçekten çok düşündürücü. Çünkü dünyada, evet, çok istisnai bir pozisyonda, bir coğrafyada Türkiye. Ve Anadolu medeniyetleri başlı başına zaten bir baha, yani bir cennet. Öyle şeyler var, evet, ki medeniyetler gelmiş geçmiş ki bu topraklardan. Bilmemek büyük ayıp aslında. Evet, evet, doğru. Yani şu Anadolu toprağı baksana, nereye katsan eski eser çıkıyor şeker. Nereye katsan? Bizim buradaki müzeler hep mahalli bulutuların şeyleri dolu. Bu çok önemli. Hiçbir yerde böyle değildi. Evet. Yani bu Anadolu, ne kadar çok uğraşsak Anadolu üzerine o kadar önemli. Evet. Bence çok şey diyorum. Mesela daha önceden Asur kolonileri vardı. O Asur kolonileri zamanını neler yazılabilirdi, yazmadılar maalesef. Hı-hı. O asıl kolonileri düşün, Avrupa bu tam cehalet içindeyken Anadolu'da yazı, ticaret, her türlü ticaret hüküm sürüyordu. Ya bu çok önemli o zaman 2000'lerde. Aynı, evet, bunlar yazılması lazım maalesef, işte ilgilenen olmuyor. İnşallah bundan sonra diyelim bu yayınları yapıyor olmamız gençlere de ulaşmamızı sağlıyordur. Belki ileriye dönüp o tarih her zaman var bu topraklarda. Yeter ki ilgi artsın, evet, ve araştırmalar yapılsın. Bir çarpıcı ve
aslında moral de verici, ileriye dönük olumlu düşünmemize yardımcı olacak bir bulgu da Göbekli Tepe mesela, değil mi? Çok önemli. Evet. Çok önemli Şekerim. Onun da sırrı bakalım ne olacak. Yani çok önemli Göbekli Tepe. Baksana biraz güneyinde aynı onun gibi bir yer daha bulundu. Ondan da haberin var mı? Evet, evet, evet. Evet. Yani aynı onun gibi bir yer daha bulundu. Bakalım ne olacak? Anadolu yani zannediyorum kültürün başlangıcı mı nedir? Yani bu çok önemli. Ben onun için diyorum ki burada Anadolu tarihini araştıran bir enstitü yapılmalı. Enstitü. Evet. O enstitü birçok şeyi tetiklemeli çalışmaları. Bu kadar yazılı belgeler var. Bilmem ne bunların okunması, neler çıkıyor. Birbirine bağlantılar. Birçok şeyler. Şimdi bir şey geldi bana. Göbekli Tepe'de bir şey bulmuşlar. Harfler var diyor. Yani işaretleri bulmuş. Bunlar diyor yazı işaretleri. Böyle doğru mu değil mi bilmiyorum. Ona yani, göre bunlar yazı oldu. Tarih Sümer'le başlar derken tarih Göbekli Tepe'de başladı. Bize bak abi Göbekli Tepe'de başladı. Evet. Muhteşem. Yani öyle. Burada ilginç yayınımıza hemen katılanları da bilgilendirelim. Muazzez İlmiyeç'i hala araştırıyor, hala yazıyor. Hatta Göbekli Tepe'yi de ziyaret ettiniz değil mi Muazzez teyzeciğim? Ettim. Evet. Onu ben kendim etmedim de bu şey turizmciler, bizim vakıfları var onların. Hanımlar geldiler bana. Seni Göbekli Tepe'ye götüreceğiz. Ya nasıl götürsün ben? Ayaklarım doğru dürüst işlemiyor dedim ben. Tekerlekli sandalyeye gidiyorum. Onunla götüreceğiz dediler. Evet. Vallahi götürdüler beni. Çok güzel. Çok da hatta daha şeyi kazarı ölmemişti. Onunla da tanıştık. Kitabını da aldık falan filan. Yani çok mutlu oldum. Bugün tabii şimdi orada çok güzel bir müze olmuş, yapılmış. Çok çok güzel. Esin görmüş. Kapandı. İlle seni oraya götürelim dediler. Bu sene niyet ettiler ama bu hastalık dolayısıyla şey dedi. Kızım dedi nasıl ne olursa olsun götüreceğim ille. Gör o müzeyi çok muazzam dedi. Bilmiyorum sen gördün mü? Henüz görmedim. Belki beraber gideriz Muazzez teyzeciğim. Belki bakalım. Ya hakikaten çok güzel bir şeydi. Şimdi şöyle yapalım. Ne oluyor? Yavuz, benim Yavuz. Şimdi, Yavuz mu ben de değil. Yavuz gel. Gel aşkım. O da iyi ama. Yavuz'um gelir misin? Gel bak kim var burada. Muazzez teyzem var. Gel. Bak Muazzez teyze merhaba de. Merhaba. Ya. Merhaba. Vallahi benim aranızda 100 yaş fark var yani Muazzez teyzeciğim. Görüşürüz. Çok güzel. Senin kütüphanen demek ki burası. Evet. Senin kütüphanen. Evet, çok güzel. Teşekkür ederim. Ben kendim tasarladım, kendim çizdim. Çok keyifli bir kütüphane. Ben de sizin kadar olmasa da biliyorsunuz okumayı çok seviyorum. Kitapları çok seviyorum. Biliyorum. Şimdi burada şuna da bakalım. Okumak, araştırmak bir misyon çerçevesinde üretmeye devam etmek midir aslında insanı genç kılan? Japonlar şöyle diyorlar ona. Yataktan kalktığınız zaman yapacak bir şeyinizin olması. Bir umutla, bir görevle, bir misyonla, sorumlulukla hayata bağlanmanız ve uyandım ne yapacağımı bilmiyorum dememek aslında insanı genç tutan bir öge diyorlar.
Ikigai diyorlarmış Japonlar. Bunun üzerine şimdi yeni de bir kitap okudum. Hakikaten biraz yaşam sevinci bir ideale sahip olmaktan mı geçiyor Muazzez teyzeciğim? Ben de öyle diyorum. Yani bir idealin, bir şeyin olmadı mı hayat kararır. Ne yapacaksın? Yani muhakkak bir şeyin, bir bağlantının olması lazım. Bir şey, sabahleyin kalktığım zaman ne yapacağım diye düşünmemek lazım. Yani kafanda bir şey olacak, onu bugün şunu yapacağım diye düşünmen lazım. Yapmayacağım, bir şey yok, ne yapacağım ben diye kalkarsa sıkıntı batar insana. İşte o zaman olmuyor. Bazıları hayatı sadece yiyelim, içelim, gezelim diye düşünüyor. Vallahi ben öyle düşünmedim hayatta. Düşünmeye de vaktim olmadı zaten. Hep çalıştım. Onun için yani çalışmak iyi şey. Evet. Çalışmak çok iyi şey. İnsana hayat veriyor, şey veriyor. Baksana bir de böyle meşhur olmak varmış. meşhur olmak varmış. Hiç hayatımda düşünmedim böyle meşhur olacağımı. Bu da ilginç. Muazzez teyzeciğim, çünkü siz yaşamınıza baktığım zaman aslında hani tırnak içinde hırslı bir insan değilsiniz. Ne demek istiyorum? Para kazanmak için, mevki sahibi olmak için, şöhret olmak için çalışmamışsınız. Sadece sevdiğiniz işi yapmışsınız. Aşağı yukarı öyle oldu. Şimdi düşünüyorum müzede çalışırken, o zaman İstanbul Üniversitesi'nde bir Alman profesör vardı, Botzek. Evet. Bizi çok severdi. Gelir gider, kızlar hadi doktora yapın da bu kadar çalışıyorsunuz, doktorunuzu tasdik edivereyim diye. Hakikaten aman sen de doktorayım diye böyle şeydirdik ona. İnanır mısın? Diyorum kendim o zaman aklımıza gelse. Bir yıl doktora konusu var elimizde. Yapmadık. Yani evet. Biz başka şeyde iş ettik. Başka konuda. Bütün arzumuz müze tabletleri yerleştirelim. Onları okuyalım vesaireydi. Evet, evet. Yani 30 yıl değil mi çalıştınız? Evet. Müzede. Evet, emekli oldunuz. Evet. Ama aslında hayattan emekli olmadınız. Bu da çok önemli. Yanılıyor evet. Değil mi? 80 yaşından sonra diyelim, yazdığınız kitaplarla da emekli oldu. Oldunuz. Evet. Yani işte emekli olmamış şey de 102 yaşında başladı. 102 değil. 104 yaşında başladı. Yok, hala bir üzerinde çalışıyorsunuz benim bildiğim. Şeyle okuyorum o kadar. Fazla bir şey yazamıyorum, okuyorum. Ama gündemi hala takip ediyorsunuz. Türkiye'nin sorunlarına hala yakından ilgi duyuyorsunuz. İlgi duyuyorum. Hala televizyonu, haberleri takip ediyorum. Tabii. Yani hayattan kopmuyorsunuz hiçbir şekilde. Efendim? Hayattan hiçbir şekilde kopmuyorsunuz. Hayır canım, hayır. Küfürleri ediyoruz kızdıklarımıza. Kavurlar ediyoruz. Neler neler yoluma. Eşine evet. Diyorum ki eğer duysalar bize hapse atarlar diyorum. Ya Muazzez teyzeciğim, şimdi gerçekten Türkiye zor bir dönemden geçiyor. Siz de çok yakından takip ediyorsunuz ama zaman zaman Cumhuriyet'in o ilk yıllarındaki yokluk, yoksulluk, zorluklarla mukayese ettiğimizde kötümser mi olmalıyız? Yoksa geleceğe hani bunlar da geçecek, biz ne günler geçirdik, bu topraklar neler gördü deyip daha mı pozitif bakmak lazım? Evet, senin son dediği gibi bu topraklar neler geçirdi ve bunların hepsi geçecek ve çok daha iyi olacak diye düşünmüyorum ben. Hakikaten çok daha iyi düşünüyorum. Çünkü bugün bir bakıyorum Atatürk sevgisiyle dolu pek çok insanımız var.
Pek çok insan var. Ya, o bakımdan çok mutluyum yani ben. Evet, çok güzel. Zaten şey biliyorsun, aydınlık karanlığı yener. Yani ne olursa olsun karanlık karanlık olarak kalır şekerim. Bir de hep sizi anlatırken bana soruyorlar, sizi yakından tanıdığım için, Muazzez İlmiyeç'in en belirgin özelliği ne diye. Hep şunu söylüyorum gıyabınızda. Çok araştırmacısınız, çalışkansınız, meraklısınız, tarihe sevdalısınız, Atatürk kızısınız, Cumhuriyet kadınısınız. Bütün bu özellikleriniz var ama bir özelliğinizin özellikle altını çizmek isterim. Hayata pozitif pencereden bakıyorsunuz. Bu da sizin böyle genç, neşeli, hala hayata bağlı kalmanıza sebep olan özelliğiniz diyebilir miyiz? Doğru. Ben hep pozitif baktım her şeye. Yani böyle bugünkü halde bile bakın pozitifliği değiştirmiyorum. Sonu iyi gelecek diye düşünüyorum. Onun için hayatı pozitif bakarsan daha başka oluyor. O bakımdan şey diyorum. Gençlere çok inanıyorum. Ben gençlere çok güveniyorum. Nedense gençleri çok seviyorum. Belki gençleri çok sevdiğim için böyle. Biliyor musun? İlk zamanlarda daha ne kadar önce bana birisi çıkan ay bugünkü gençler diye bir şikayet yapmaya kalktı mı ben hemen ağzını kırdım. Bugünkü gençlere sen ne verdin? Verdiğin ne var? Sen ona bol şey mi verdin? Spor yerleri mi verdin? Onlara kütüphaneler mi açtın? Ne yaptın? Hiçbir şey yapmadın. Ona rağmen çok güzel çocuklarımız yetişiyor. O bakımdan ben gençlerden çok ümitliyim. Onlara ne tavsiye edersiniz Muazzez teyzeciğim? Yani yaşamınıza baktığınız zaman hayatı planlamak, programlamak mı? Yoksa hayatın akışına bırakmak mı? Nasıl bir bakışla kendilerini hazırlamalılar? Vallahi ben şöyle düşünüyorum. Yani insanlar olduğu pozisyonda en iyisini olmaya çalışmak lazım. Ama bunun karşılığı bana ne gelecek diye düşünmeden, eğer karşılığını beklemeye kalkarsan yarıda kalırsın. Çünkü karşılığı her şeyin bilinmez, çabucak olmaz. Bak ben hayatta hiç karşılık beklemedim. Sonunda geldi. Bunun için çok mutluyum. Evet. Eğer ya hayatta ben doktora yaptaydım da işte şöyle olsaydım böyle falan deseydim işte gelsin bilmek yani hiçbir şikayet yapmadan çalıştım. Oldu. Onun için herkesin bulunduğu mevkiyi en iyi şekilde çalışarak bitirmesi lazım, o geçirmesi lazım. Evet. Bunu söylüyorum ben. Evet. Şimdi siz bugünün siyasetini de yakın takip eden, Cumhuriyeti birebir yaşamış bir insan olarak liderlerin ne kadar kritik rol oynadığını hep söylüyorsunuz. Bir toplumu değiştirmede, dönüştürmede ki Atatürk buna en güzel örnek. Bugün baktığınızda kimleri beğeniyorsunuz? Kimlerde lider potansiyeli görüyorsunuz? Anlamadım. Kimleri beğeniyorsunuz? Lider olarak kimi beğeniyorsunuz? Kimlerde topluma fayda olacak? Vallahi ben söyleyemem şimdi. Bazen düşünüyorum. Hani Cumhurbaşkanı birisini yapmaya kalksam kimi yaparım diye. Bir türlü karar veremiyorum, bilemiyorum yani. Daha yapamıyorum. Daha böyle bir şey olmuyor. Bilmiyorum. O kendiliğinden çıkar kızım. Güzel. Yani kendiliğinden çıkar. Söyleyebilmek de değil. O kendini gösterir. O kendini gösterdiği zaman olur.
Evet. O bakımdan şey etmiyorum. Yani bir lideri lider yapan kendi kişisel özellikleri kadar bir tabii. de o süreci nasıl işlediği diyorsunuz değil mi? Tabii, tabii. Evet. Peki, şimdi şöyle devam edelim. Biraz sizinle devam edelim. Diyorsunuz ki insan ne kadar yaş alırsa alsın, ruhu yaşlanmıyor. Bunu biraz açıklar mısınız? Vallahi ben bunu hep kabul ediyorum. Yani ne kadar yaşlı olursan ol, bana göre yine aynı şey çekerim. Bakıyorum dışarıya, çiçekten zevk alıyorum, renginden zevk alıyorum, havadan zevk alıyorum. Gençken de bunu yapıyordum. Şimdi de yapıyorum. Yediğim bir şeyden zevk alıyorum. Yahut da almıyorum. Aynı gençlik zamandaki gibi. Bir bakıyorum heyecanlı bir şey var. Heyecanlanıyorum. Ağlayacak bir şey varsa ağlıyorum. Geçen enteresan bir film seyredik. Kısa TRT 2'de. Evet. Günlerce kafamı tuttu. O kadar hoşuma gitti. Şey yaptım. Böyle orada bir kadının çocuk için yaptığı fedakarlık. İşte bu yani ha bunu gençken seyretmişim ha şimdi. Aynı hisler var üzerimde. Onun ha. için insanların değişmediğini anlıyorum yani. Peki herkes de aynı. 100 yaş yani çok uzun bir zaman gibi geliyor. Ama öyle mi yaşarken? Vallahi bak kızım ben söyledim miydi bilmiyorum sana. Gençken biz daha genç bir hanım 80 yaşındaydı. Ona sordular hayat hakkında ne düşünüyorsunuz diye. Dedi ki aç şu pencereyi bak dışarıya. Gir içeri. İşte o kadar. Hayat bu dedi. Pencereyi aç. Bak gir içeri. İşte o kadar dedi. 80 yaşındaydı. Aynı şimdi ben de öyle. Hesap ediyorum. Bakıyorum. Ya nasıl geçirdim ben bunları? İnanamıyorum. Evet. Yani insan hep dünkü gibi oluyor. Evet. Onun için yaşlanmak sağ eğer ağrılar olmasa en ufak bir şeyim olmayacak. Evet. Yani sıkıntım olmayacak. İşte ağrılar var falan bunlarla. Ama Muazzez teyzeciğim maşallah bomba gibisiniz. Yani neşeniz, sağlığınız, zekanız, hafızanız Allah'a binlerce şükürler olsun. O kadar çok iyi ki. Yani evet. Hafıza da gitmeye başladı biliyor musun? Arada bir unutuyorum bazı şeyleri. Evet biraz da bir yani olabilir ufak tefek. Arada bir unutmaya başladım. Gençlerde de oluyor. Gençlerde de oluyor. Şimdi geriye dönüp bakınca insan iyi anıları mı, üzüntüleri mi, neleri daha çok hatırlıyor? Anlamadım. Hangi anıları daha çok hatırlıyor insan geçmişe bakınca? Güzel anıları mı yoksa olumsuzlukları mı? İnsan doğası anlamında merak ediyorum. Şimdi şekerim, bu insan doğası şahsa göre değişir anlıyorum ben. Mesela ben geriye baktığım zaman kötülükleri düşünmem. Hep iyi geçen şeyleri. Fakat bazılarına bakarsın hep eski yani sıkıntıları şeyleri tekrar eder durur. İnsan doğası İnsana göre değişiyor. Anlatabildim mi? Evet. Hem benim doğamda böyle geriye bakıp da gerideki kötü şeyleri düşünmem. Evet. Onları hatırlamak istemem. Olmadı mı? Var. Her şey var. İyi de var, kötü de var. Ama ne yapayım? Daima bugünü düşünmeye çalışıyorum. Evet, çok güzel. Yani bunu başarabilmek de zaten başlı Tabii. başına önemli bir öğreti. Tabii. Burada kişilik kadar yetiştirilme tarzı da önemli diyebilir miyiz Muazzez teyzeciğim? Çünkü siz sevgi ve şefkat ortamında büyümüş bir çocuksunuz mesela.
Bilmiyorum. Annem de yani bana benzerdi aşağı yukarı. Onun da tabiatı böyleydi. Babam da onu pek fazla şey demedim babamı. Yani tahlil edecek halde olmadı. Ama o da çok şey insandı. Turan ona çok benzerdi babama rahmetli. Rahmetli erkek kardeş. Ya Turan'cığım çok. Bak işte onlar iki kardeşimi kaybettim. Mesela o kadar çok sevdiğim bunlar. Mümkün mertebe düşünmüyorum. Düşündüğüm zaman bazen gece aklıma geliyor. Bir tane avatarı çıkarım. Bir tane ses çıkarım. Aa diye bağırıyorum. Yatak odasında geldi kendime. Yani o düşünceler de alsın diye. Evet. Pozitif düşünmeye çalışıyorum. Evet. Çok önemli. Şimdi bu kitapta da Muazzam Muazzez kitabımızda da aslında çocuk yetiştirirken nelere dikkat etmek gerekir? Gençlere verdiğiniz tavsiyeler, eğitimle evet. ilgili tavsiyeleriniz, Sümerlerle ilgili özellikler, Cumhuriyet rejiminde yaşadığınız, Cumhuriyet'in ilk yıllarında yaşadığınız zorluklar, birçok unsur var zaten. Hani ben bu yayında bu kadar detaya girmeyeceğim ama en azından bu kitapta bunları sizinle konuştuk, kitaba da aktardık. Yeni basımı da bu hafta okuyucularla buluşacak. Ben yavaş yavaş toparlayacağım. Sizi de çok yormak istemiyorum. Ama yine hayata dair şunu sorayım size. Sizin yaşamınızda ne kadar pozitif bakarsanız bakın zorluklar var yaşamınızda. Zorlukta insanı güçlendiriyor mu? Yoksa kolay yoldan başarıyı elde edenler daha mı mutlu oluyor? Vallahi insanına göre herhalde. Bazı insan biraz zorluğu gördü mü şey diyor, pes ediyor. Bazı insan zorluğu yenmeye çalışıyor. Yani ben zorluğu daima yenmeye çalışan insandım. Yani böyle pes etmeyi, yani bir şey oldu mu muhakkak onu sonuna kadar getireyim. Öyle bir tabiatım var. Belki tabiatın bir insanların yaratılışı da çok fark ediyor. Evet, yani buradan da şu çıkarımda bulunalım. Sizin pozitif olmanız, hayata daha olumlu bakmanız zorluklar yaşamadığınız anlamına gelmiyor. Yani, gelmez. Gelmez şekerim çok. Ben de çok zorluk çektim ama ortaya çıkarmıyorum. Ben iyi tarafına koyuyorum. Evet, evet. Şimdi Muazzez teyzeciğim, son olarak şöyle bir şey yapacağız. Ben size 5 sözcük söyleyeceğim. Ve bu 5 sözcük söyleyeceğim tek tek. Ve bu sözcükten hareketle aklınıza ne geliyorsa, gönlünüzden ne geçiyorsa bizimle paylaşmanızı istiyorum. Tamam? Böyle minik bir oyun Allah gibi. Allah Allah. Evet. Takipçilerimize sürpriz. Evet. Şimdi birinci sözcük. Sınıfta kalırım. Yok öyle değil. Hiç merak etmeyin siz. Oh zehir gibisiniz. Evet. Şimdi birinci sözcüğümüz şu. Anne olmak. Annelik sizin için neler ifade ediyor? Annelik benim için çok önemli. Yani hakikaten çok önemli. Şöyle düşünüyorum. İnsanın o kadar çok vazifesi var ki anne olduğu zaman çocuklarının huylarını anlaması lazım. Onları ona göre kendisinin bir bilgisi olması lazım. Ona göre hareket etmesi lazım. Mesela ben şey yaptığım halde çocuklarıma kafi miktarda ilgilenemedim. Hani çalışırken yani Girmen der ki anne ilgilendin ama ben kendimi suçlu hissediyorum bu hususta.
Çünkü ev işi çalışıyorum bilmem ne. Çocukların ancak derslerine bakabiliyorum. Onların hayat tarzlarına yani hayat hakkındaki düşüncelerini düşünmeye hiç vaktim olmadı. Bu bakımdan kendimi hep suçlamışımdır. Ama hep sevgi dolu bir anne. Evet. Dersleriyle, çocuklarınızın dersleriyle ilgilenen bir anne olduğunuzu ben kızlarınızdan evet. biliyorum. Evet, onlar eksik olmasınlar yani bana gerektiğinden fazla şey gösteriyorlar. Sevgi, evet. Saygı ve ya ilgi gösteriyorlar. Onun için çok mutluyum. Evet, bu vesileyle sevgili Yümen'in ve Esin ablanın da çok çok özel insanlar olduğunun altını çizelim. İki kızınız size çok evet. sahip çıkan evet. Ve size kraliçeler gibi bakan onları da bu program almış olalım. Her ikisine de selamlarımı iletiyorum burada. Oldu canım. Çok teşekkür. İkinci sözcüğümüz Muazzez teyzeciğim. Evlilik. Evlilik nedir? Ha. Evlilik yani bu kurum öyle yapılmış ki yani başından itibaren Allah yaptı, kim yaptı, ne yaptıysa bir kadın, bir erkek birbirine muhtaç olarak yaşıyor. Yaşamak mecburiyetinde. Bu evlilikle yani resmi olarak bunu bir resmiyete konmuş. Çok önemli. Hani ondan sonra da evlilik ancak karşılıklı fedakarlıkla oluyor. Evet. Yani tek taraflı olmuyor. Sevgi saygın olmazsa sevgi olmuyor. Yani ne kadar sevgin olursa, saygı olmazsa o sevginin hiç kıymeti yok. Yani evlilikte, evlilik bir kadın erkek birbirine muhtaç. Bu doğa olarak böyle. Bunlar bir araya geldiği zaman da ancak birbirlerine saygı da göstermeleri lazım. Mesela benim yaşımdaydı kocam hemen hemen. Ben ona saygı gösterdim. O da bana saygı gösterdi. Yani saygısız olmuyor. Düşün, benim kocam çok küfürbazmış. Abla, iki ablası dövmüşler çocukken. Bayılmış. Uyandığı zaman küfürle uyanmış. Ondan sonra biz evlendik. Ben onun ağzından küfür duymadım. Yani ne bana karşı ne bana olan saygısı dolayısıyla hiç küfür etmemiştir. Hmm. O her zaman takdir ettiğim şeydir. Yani insanlar yalnız şey değil, sevgi değil, sevgiye saygı da katmak lazım. Evet. Ve düşünüyorum evlilikte. Evet canım. Evet, üçüncü sözcüğümüz Muazzez teyzeciğim, Mersin. Mersin. Ne? Mersin, evet. Anlamadım. Mersin. Mersin'de yaşıyorsunuz ya artık. Bu bir oturduğum Mersin mi? Evet. Bunu söylüyorsun. Vallahi Mersin'de ben çok mutluyum. Yani biliyorsun evimiz çok güzel bir yerde. Yeşillik, bahçelik, renkli çiçeklerle. Zannediyorum beni yaşatan bunlar. Çünkü etrafıma bakıyorum. O çiçeklerin rengarenk çiçekler beni muazzam şey yapıyor. Bir heyecanlandırıyor. Her bakıyorum her sabah. Ay bu ne kadar açıldı, bu kaç renk açıldı diye böyle şey diyorum. Onun için herhalde Mersin beni çok bahtiyar etti. Ne güzel. Gençliğinize gençlik katmış diyelim. Ve evet öyle oldu. Dördüncü sözcüğümüz Muazzez teyzeciğim. Korona. Hastalığı. Evet virüsü. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
neler yaptınız ve dünyayı nasıl değiştirecek sizce? Vallahi bilmiyorum, gelmedi bana doğru. Ben bana gelse de ben gitsem diye düşünmediğim olmuyor yani. Yapmayın. Artık diyorum bana gelsin de ben gideyim diyorum. Bana gençler gideceği yani diyor. Gençlere gideceğine bana gelsin diyorum. Salgı şekerim de hayatta bir şey zaman zaman dünyada böyle salgınlar oldu. Öldü, gitti. Kurtlar kurtuldu. Buldu. At, kolera, bilmem ne, ne veba, ne türlü şeyler olmuş. Hititler'de veba oldu. Mesela onların veba şeyleri var. Yani yazılı şeyleri, vebada neler sıktıklarını falan, veba duaları yapmışlar. Ben de mezun olurken veba dualarıydı benim niçeyim. Yani konum oydu, mezuniyet konum. Veba dualı. Yani şeylerde devamlı olmuş. Olduğu zaman cemiyetler ya da sosyal işte ona göre çare buldu, bulmadı. Gidiyor, ölen gidiyor, kurtlan evet. Gidiyor. Evet. Öyle. Evet. Onun için salgın olmuş, sanki hiç yokmuş gibi yaşamışız. Şimdi koronadan sonra geçmişte de böyle salgınlar yaşanmış diye konuşmaya başladık. Evet. Evet ve son sözcüğümüz Muazzez teyzeciğim, Atatürk. Atatürk'ü. Sorma. Şimdi benim var, yardımcım var, beraber koluma giriyor, geziyoruz ya. Her çıkışta hadi bakalım söyle, sarı saçlı mavi gözlüm diye başladı bana. Sarı saçlı mavi gözlüm neredesin? Bunu söyletiyor bana. Yürürken rahat yürüyesin diye. Evet. Atatürk'ün yerini kimse tutamaz. Ama o öyle bir demir attı ki, öyle bir şey neydi onun, temel attı ki bu memlekete kolay kolay yıkılmayacak. Bu katli. Böyle bir insan dünyada bulunmadı, yok. Bugüne kadar bulamadılar onun gibi bir insan. Bundan sonra da geleceği bilmiyorum. Yani bambaşka. 15 yılda, 8400 yılda yaptığı şeyin Avrupa'nın 400 yılda yaptığını biz 15 yıl içinde yaptık. Yani 15 yıla sığdırdık ve 80 yıl içinde tamamıyla oldu. Evet. Rönesans yani. Onun için Atatürk olmak. Evet. O dönemde yaşamış olduğunuzdan dolayı kendinizi şanslı buluyor musunuz Muazzez teyzeciğim? Hem de nasıl. Çok şanslı buluyorum. Çok mutluyum. Onu gördüm. O zamanı yaşadım. O devri yaşadım. Çok mutluyum. Evet. Biz de çok mutluyuz. Sizin gibi bir cumhuriyet kızını bu akşam Sedefli Söyleşiler'de konuk ettiğimiz için. Evet. Sizi böyle sağlıklı, neşeli, dinamik gördüğümüz için. 106 yaşını kutlayıp 107. yaşınıza bugün itibariyle adım attığınız için. Cumhuriyet'in sizin gibi insanları yetiştiren bir rejim olması sebebiyle çok mutluyuz. Yani iyi ki varsınız. İyi ki varsınız. İyi ki sizin gibiler var. Çünkü söylediğiniz gibi aslında bugün var isek işte zamanında o temellerin sağlam atılmış olmasından. Atılmış olması. Doğru. Onun için bugün korkmaya lüzum yok.
her şey düzelecek. Gayet iyi oldu inşallah. Çok teşekkür ederim Muhammed teyzeciğim. Bu kitabın yeni basımının hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Çok teşekkürler. Ben de öyle. Çok teşekkürler. Okuyacağım. Evet. Gençlerin ulaşmasını çok temenni ediyorum. Çünkü onlar bu kültürümüzü, bu cumhuriyetimizi daha ileriye taşıyacaktır. Onun için sizi daha yakından tanımaları ve sizin gibi cumhuriyet nesline sahip çıkmaları çok önemli. Çok teşekkürler Muhammed teyzeciğim. En kısa zamanda Mersin'de görüşmek üzere. Ben de çok teşekkür ederim. İyi ki senin gibi bir kızım oldu. Bunun için çok mutluyum. Çok teşekkürler. Eksik olma. Atalı da hep başarılarının devamı. Sen de çok başarılısın. İnşallah şımarmayacaksın başardım diye. Ki onu sen yapmazsın. En mühimi şımarmak. Şımarmasan normal ki halinde devam edersen o şeydi. Ben hep onu dedim. Yani yaptığım, başardığım şeyin karşılığını beklemeye kalkarsan bulamazsın. Beklemeyeceksin, yapacaksın. O kadar. Evet. Çok yapacaksın. Güzel. Ne gelirse. Evet. Karşılığında ne gelirse eyvallah. Onun için ben seni de tebrik ediyorum. Zaten sen alçak gönüllü bir insansın. Onun için seni de çok tebrik ediyorum. İnşallah benden daha çok daha iyi olasın. Sadece sizi bir gazeteci, bir televizyoncu olarak değil, bir insan ve bir artık akraba gibi, bir büyüğüm gibi seviyorum. Ve bu, bu şunun da büyük bir şans olduğunu düşünüyorum. O yüzden iyi ki varsınız. Ben de ne mutlu. Sen böyle hissedince ben daha çok mutlu oluyorum. Böyle bu kadar değerli bir hanım. Bak işte senin gibi değerli bir insanın yetişmesi ne kadar önemli biliyor musun? Bu çok önemli. Televizyonda şeyde onun için ben çok mutluyum. Çok. Siz de mutlu olun. Hadi. Çok teşekkür ederim. Çok Allah evladına da sağlık versin. İyi günler gör inşallah. Sağ olun Muazzez Teyzeciğim. Sizi sevgiyle, hürmetle uğurluyoruz. Daha nice yıllara diyoruz. Aman aman aman. Sağlık de o kadar. Nice yıllar deme. Değil mi? İşte. Sağlıklı deme. Yıllar. Sağlıklı günlerde. Sağlıklı o kadar. Günler. Yıllar diyeyim. Peki ben de. Size de yıllar diyeyim. Hadi. Sevgiyle. Sizlere de sağlıklar, sevgiler canım. Hadi. Sağ olun. Esin dedi ki, buraya bak başlamadan önce dedi ki anne sen çok yorgunsun nasıl konuşacaksın şimdi abi, dedi. Abi bir saat verir misin? Ama. Ya yani bak gör. Ne kadar zaman oldu? Bir saat mi oldu? Bir saati geçtik. Geçti mi? Geçtik valla. Geçtik. Abi. Su gibi hadi, geçti. Güle güle. Sağ olun. Sevgiler, iyi akşamlar. Evet değerli takipçiler gördüğünüz gibi samimi, tarihi, keyifli bir söyleşiye imza attık. Bir sedefli söyleşiye. Muazzam Muazzez'le. İyi ki Muazzez ilmiye çığı var. İyi ki o cumhuriyet nesli var. Onları yakından tanımak, tanıtmak ve onların bize bahşettiği, hediye ettiği kültürü devam ettirmek ve gelecek nesillere taşımak boynumuzun borcu. Bu akşamki sedefli söyleşileri de o anlamda yaptık. Son bir kez daha tanıtalım. Muazzam Muazzez kitabı daha önce çıkmıştı. 103. yaş gününde doğum günü hediyesi olarak takdim etmiştim Muazzez teyzeme. Şimdi 107. yaşına girdiği bugün de yenilenmiş ve zenginleştirilmiş basımını takdim etme şansını, mutluluğunu elde ettim. Umarım sizler de alırsınız, okursunuz, okutursunuz ki Muazzez teyze gibi, Muazzez ilmiye çığ gibi değerlere bu ülke hak ettiği şekilde sahip çıksın. Evet, bu akşamlık da bu kadar. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın, umutla kalın, hoşça kalın.